Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size kümeste yapılan hatanın ve sonucunun, yani en ufak hataların kuşlardaki zararlarını anlatacağım size. Özellikle havalandırma sistemi ve tabandan su alması. Hani diyoruz ya, bodrum katlarında, balkon altlarında, güneş görmeyen yerlerde tabanı toprağa çok yapıp, yani tabanın sürekli nemli kalmasının kuşlara nasıl zarar verdiğini bizzat uygulamalı size bu kümeste göstereceğim. İnşallah bu kümeste düzelteceğiz, komple yapacağız. Ama hataları gösterelim ki kafanızdaki algı ona göre gelişsin. Yani suyun içerisine tabandan su alan kümesler, nem yapan kümeslerde kuş üretmek çok zordur. Yani çünkü nem olan yerde bakteri kurumaz, kurumayan dışkının 1 gramında 1 milyon adet bakteri ürüyor. Siz ne kadar ilaç verirseniz verin, ne kadar kaliteli ilaç kullanırsanız kullanın, nemi kesmediğiniz sürece kesinlikle tedavi yapamazsınız. O kuşlara da yazık olur. Şimdi arkadaşlar, bu kümesi görüyorsunuz. Alttan bir havalandırması yok. Şuradaki havalandırmanın kümese en ufak faydası yok. Bakınız, evdeki soba bacalarını düşünün. Neden ateşi yaktığınızda puf puf çekiyor? Bacanın bir çekim gücü var. Bunu yapmanız için de karşılıklı pencere değil, o da ceyran yapar. Yine tabana bir faydası yok. Üstten çalışır o hava. Bunu yapmanın en iyi yolu kapının altından açabileceğiniz kışın yumruk kadar bir delik, çelik tel yapabilirsiniz ince, fare girmesin diye. Yazın geniş olmak üzere. Bir de diyoruz ki burnun üzerinden baca. Bunu niye kapıdan yapıyoruz? Kapıdan yaptığımız zaman alttan giren hava kapıyı yalar. Baca yukarıya doğru asıldığı için içeride dolaşım çok yapmaz. Hava akımını kapıda oluşturur. Tozu da kapar, yukarı getirir ve tabanı da kurutur. Yani dışkıları da kurutur. Tabii ki böyle sıfır kümesler, toprağa yakın olanlardan bahsetmiyoruz tabii ki. Normal şartlarda. Ve Türkiye'de ben aldığım günlük ortalama 1000 kişiyle görüşüyoruz WhatsApp üzerinden. Bunların çoğunluğu hep sistemi bu şekilde döndü, dua da ediyor. Diyor ki abi, diyor, vallahi kurtardık, billahi kurtardık diyor kuşları. Özellikle bunu izah etmek istiyorum. Şimdi oğlum yakından çek. Bakınız, burada bir az bir betonumuz var. Zemin ıslak, beton suyu alıyor, taban sürekli ıslak kalıyor. Gel içeri doğru. Gel içeri doğru oğlum. İn, yere in, yere in. Şimdi yemde betondaki nemi görebiliyorsunuz. 2 gün önce yağan yağmuru suyunu çekmiş, üste vermiş. Yani bu taban kurumuyor. Kurumadığı için de bakteri üretmeye devam ediyor. Yani ne kullanırsanız kullanın. Devavit Instagram sayfamızı takip edin. İlyas Yıldırım YouTube kanalını takip edin. Devavit.com'u takip edin. Bakınız, buralar ücretsiz bilgi verme yeridir arkadaşlar. Şimdi gel şu kuşlara doğru. Gel kuşlara doğru. Bu kuşlar buraya gelmeden önce çatı arasındaydı. Hepsi fişek gibiydi. Tabandan su alan yere geldikten sonra hayvanların hali bu. Yaklaş oğlum. İndir biraz daha. Bakınız. Hiç keyifleri yok. Hayvanlar da topallama başlamış. Kendilerini de salmışlar. Bırakmışlar. Bunun tamamen sebebi, şu anda içeride zaten rutubet kokusunu ben de alıyorum. Tamamen bu zeminle alakalı. İnşallah mal sahibi bunu şimdi düzeltecek. O da sorunu anladı. Bu kümesi yeni yapmıştı. O da sorunu anladı. İnşallah bunları düzelteceğiz. Dön bu tarafa. Bu tarafa dön. Dön oğlum. Burası da bir küçük bölme yapmış tekrar. Burada da oyun kuşları var vesaire. Onlarda da keyifsizlik var ama tabii şebapada düşmemiş onlar. Şu anda onlar da iyi. Onlar da zeminini görüyorsunuz. Bak, indir oğlum kameraya. İndir. Yani zeminin kendisi betonda kuruluk yok. Nemlik var. İşte bu nemlik bu kuşları vurur. Ve ikinci olarak tavanlarına bak. Göster oğlum. Kış için 10 numara yapmış arkadaş. İzocam yapmış. Bunun altında da izocam var. Yani sıcağı soğuğu kesmek için 10 numara. Bunu YouTube kanalımızda başka videolarda biz çok defaatle anlattık. Göster şuraya. Bakınız, sultanın arasında 10 santim şey var. Sen söyle, cam yünü. Bu cam yünü arkadaşlar içinde fare barındırmaz. Bu kümesin duvarlarını da cam yünü yapın. Üzerine medefe çakın veya başka bir şey çakın. Kış için, yaz için, kış için sıcağı soğuğu geçirmez. 10 numaradır. Bak, bu fikri iyi yapmış arkadaş. Ama tabii yeni bir kümes olduğu için tabandan bu şekilde su alacağını hiç düşünmedim. Tekrar eğil oğlum. Sizlerden ana fikir olarak, mesela YouTube kanalımda birçok video var. Yani doğru kümes, doğru havalandırma, doğru folluk sistemi. Arkadaşlar, küçük ayrıntılar doğru yapılırsa çok zevkli kuş bakabilirsiniz. Çok sağlıklı yavrular alabilirsiniz. Ama kümeste küçük bir ayrıntıyı kaçırdığınız zaman, yani bir düşünün, insanoğlu rutubetli bir evde ne kadar yaşayabilir? Nasıl yaşayabilir? Yani sağlığı konusundan aynı, kuşları da o şekilde düşünün. Özellikle şebap kuşları çok hassas bir kuştur. Ben bakmadım ama bakan arkadaşlarımdan biliyorum.
Bunların yavrular tüysüz oluyor diyorlar. Yani bildiğiniz tavşan yavrusu gibi tüysüz oluyormuş. Ben kendim hiç bakmadım Şevap ama nazik olduklarını, narin olduklarını biliyoruz. Böyle bir yere de hiç dayanmaz hayvan. Şu anda keyifleri çok bozuk hayvanların. Bırakmış, salmışlar kendini. Çünkü rutubet aşırı var. Kokuyu biz de alıyoruz. Evet arkadaşlar, İlyas Yıldırım YouTube kanalı, Devavit Instagram sayfamızı, devavit.com'u izleyin, bizde kalın. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.